Hoş geldin. Hoş bulduk. İyi misin? Burcu bugün resmen senle benim beraber olduğumu duydu diye olay çıkardı. Allah Allah, ne yaptı? Birlikte olduğumuzu öğrenmiş ya, delirdi işte. Niye haber vermedin? Hemen ben de gelirdim, beraber anlatırdık. Fırsatım olmadı ki. Zaten benim için esas konu o değil. Esas konu ne senin için? Burcu dün buraya gelmiş. Sen bana hiçbir şey söylemedin. Evet geldi. İki dakikalığına uğramış. Oturmadı bile. Ben de çok önemsemediğim için bir şey anlatmadım. Ha öyle mi? Bana hiç öyle gelmedi de iki dakika kalmış falan. Ne yani, ben şimdi yalan mı söylüyorum? Sen Cenk'le benim iş yapmamı istemedin. Ben hiç tereddüt etmeden kabul ettim. Ama sen ne yaptın? Senden hoşlanan kız bu eve geldi. Benden gizledin. Yıldız, ben hiçbir şey gizlemedim. Ya bu kızın yaptığı herhangi bir şey benim için o kadar önemsiz ki. Atlamışım. Hepsi bu. Cenk'le ilgili konuyu atlamadın ama. İkisi aynı şey değil. Burcu buraya hayatımda birisi var mı yok mu diye sormaya, öğrenmeye gelmiş. Hepsi bu. İyi tamam, hadi bu dediğin gibi olsun. Dediğim gibi zaten. Yalan mı söylüyorum? Peki sen annenin yaptığı şeyin farkında mısın? Annem ne yapmış? Ya resmen bizim dibimizde kuru temizlemeci açtı. Tamam, ben seni üzmemek için bu konuyu açmamıştım ama madem sordun söyleyeyim. O konu senin bildiğin gibi değil. Nasılmış? Senin annen suçlu. Benim annem mi? Aynen öyle. Anne? Ay Çağatay, çok sinirlerim bozuk. O kızın annesi saldırdı bana. Nasıl, kim, ne, nasıl saldırdı sana? Yıldız'ın annesi saldırdı bana. Nasıl ya? İnanmıyorsan Güler'e sor. Doğru söylüyor. Bir dakika şimdi, siz ikinizin nasıl, nerede karşılaştınız ki onu? Ayrıca saldırmak nedir ya? Şimdi bak, Güler'in yeğeni bir kuru temizleme dükkanı açmış. Hı-hı. Ondan sonra biz de hayırlı olsuna gidelim dedik. Artık bu dükkan onların karşısında mıymış, sağında mıymış ben onu bilmiyorum ama kadın birdenbire üstümüze saldırıverdi. Ay nereden gittim, gitmez olaydım. Bay siz nereden açtınız bu dükkanı da? Üç kuruşumuza mı göz diktiniz de? Korkmuştu yani o. Peki işin aslını niye anlatmadınız? Oğlum dinlemiyor ki kadın. Kuduz gibi saldırıyor bize. Öyle değil mi Güler? Tabii şaşırdık vallahi. Güler şu kira kontratının fotokopisini getirir misin? Hay sen bana inanmazsın diye. Güler'in yeğeninden kontratı aldım bak. Yeğenin üstüne kontrat bak. Güler'in yeğeninin adı yazıyor orada, gördün mü? Yani senin annen kiralamadı o dükkanı. Ya kiralamadı tabii ki de. Niye kiralasın ki? Hatta korkmuş ben inanmam diye. Kira kontratının kopyasını geldi bana gösterdi. Ayrıca benim annem öyle bir kadın mı? Hem o yaştaki bir kadına durup dururken saldırmanın anlamı nedir? Bana bunu açıklar mısın? Ya senin anneni sen sütten çıkma ak kaşık falan mı zannediyorsun? Benim annem senin annendeki potansiyeli bildiği için öyle delirdi. Ha, annemle bir potansiyel gördü. Siz de bir yargısız infaz yapmaya karar verdiniz öyle mi? Ayrıca şunu da söyleyeyim. Annen anneme saygı göstermek zorunda. Ay sanki senin annem benim anneme çok saygı gösteriyor. Hiç değilse durup dururken saldırmıyor. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Ya niye kalayım ki burada, kavga ediyoruz. Sen beni dinlemiyorsun, anlamıyorsun. Ya otur konuşuyoruz. Konuşmuyoruz. Sen anneni övüyorsun, ben de seni dinliyorum. Annemi övdüğüm falan yok. Kadın bir haksızlığa uğramış. Sessiz mi kalayım? Sessiz kalma da yani. Burcu'nun herkesin ortasında bağırmasını çeken ben. Senin annenin yaptıklarını çeken ben. Üstüne üstlük sevgilimin evine ondan hoşlanan kız geliyor. Onu gizleyen sen, her şeyi Yıldız çeksin. Ya bir şey gizlemedim diyorum bak. Çocuk gibi davranıyorsun. Çocuk falan değilim, tamam mı? Sen beni anlamıyorsun. Yıldız, bu kadarcık konuyu bile konuşup çözemiyorsak eğer bu iş başlamadan biter. Öyle mi? İyi o zaman. Kızım ne oluyor? Bir şey oldu yok anne. Üstüme gelme. Bir şey gelmiyorum. Çağatay'la mı ilgili söyle bana. Evet, Çağatay'la ilgili. Kızım kaç kere söyleyeceğim sana. Bak bu Çağatay iyi çocuk, hoş çocuk. İşi gücü yerinde zengin çocuk. Ama o anneyle olmaz. Ben senin kayınvalide sıkıntısıyla yaşamanı istemiyorum. Yol yakınken vazgeç şu sevdadan. Merak etme anneciğim, çünkü zaten biz ayrıldık. İsabet olmuş. O anneyle olmaz çünkü. Ya inanabiliyor musun Yıldız? Kadın dibimizde dükkan tutmuş be. Ya işte tam da bu yüzden kavga ettik. Çağatay diyor ki kadın o dükkanı kendisi için tutmamış. Arkadaşı tutmuş, o ziyarete bile gelmiş. Yani böyle bir şey yokmuş. Sen de şimdi ona saldırınca biz suçlu olduk. Tutmamış mı? Sen de buna inandın mı? Kızım o kadın bunları planlamadıysa bana da Asuman demesinler. Aslında ben de inanmadım. Ama ne diyeyim yani, Çağatay'ın yüzüne senin annenin ruh hastası, bizi ayırmak için her şeyi yapar mı diyeyim?
Yıldız, balık baştan kokar diyorum sana. Sen mecbur musun ya bu kadar kısa sürede bu kadar şeyle uğraşmaya? Yok anası bitmez, danası bitmez, eski sevgilisi bitmez. Bu nedir ya? Kıskançlığı bitmez. Kızım yol yakınken dön diyorum. Olmaz bu iş, olmaz. Tamam anne neyse. Sen beni kendimle bırak. Biraz düşüneceğim ben. Hadi git. Git beni benle bırak. Allah ya. Artık seninle konuşmama gerek kalmadı.